وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Biz de bizim düşüncemizde bir toplumun inşasını öngörüyoruz. Eğer biz cidden adil, insaflı, gruba, bir düşünceye davet etmeyen, Allah'ın kitabına, Resul'ün sünnetine, doğrudan doğruya insanları Kur'an'a, sünnete muhatap edinerek, aracıları öne çıkarmadan veyahut aracıları belli başlı şartlarla öne çıkarmak. Bu nasıl olur? Birisi Kur'an'ın bir ayetini zikreder, söylediği söz Kur'an'dandır. Ama Kur'an'dan o ayeti nasıl kendi edindiği bilgi istikametinde bize aktarırken o kişinin görüşünü, kanaatini kendisine önder edilmiş insanlar hocamız böyle dedi de. Her ne kadar bunda bizi haklı uzaklaştıracak, haktan uzaklaştıracak bir kasıt görmesek bile ta baştan beri biz bu söze şuna alışmalıyız. Diyelim ki Buhari böyle bir hadis naklediyor diyoruz. Buhari'yi öne çıkarmıyoruz. Buhari tehlif ettiği eserinde Allah Resulü'nden bir söz naklediyor. İlim ehli birisi de o sözü bize aktarıyor. Falan bu mevzuda, bu hadiste eğer o olayın yaşanmış bir şekli vuku bulmuşsa methedilen, övülen 3 asırda, 3 çağda sahabe bunu böyle uygulamış. Biz de ona uyarak, tabi olarak böyle uygularız derse Kur'an'ın önüne geçirdiğimiz kimseler nakleden, aktaran önüne geçirmiyoruz. Onları bize aktaran kişiler olarak bu isimler zikredilir. Eğer tamamen bir cemaate, bir düşünceye, hele bir kişinin düşüncesine sadece onun aktardıklarıyla yetinme. Bunu daha önce Resul'e ittiba mevzularında çokça işledik. Ben Resul'e inanıyorum, sünnete inanıyorum diyen birisi bu sözün içini, bu sözcüğün içini onunla da yetiniyorum. Yani hak olan bir vesileyle ilim ehli bu sıfata sahip olan birisi ilmi olmayan birisinden daha iyi bilir. Bu haktır, doğrudur. Ama ben ilim ehlinin aktardığını alıyorum değil. Bu böyle demiştir. Ama hangi ayet hadise dayandırmış bilmiyoruz. O ilim ehlini hak olan sözde bilmeyene soruyoruz. Allah da böyle diyor. Eğer bilmiyorsanız bilenlere sorunuz. فَاسْأَلُوا اَهْلَ ذِكْرِينَ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Bazen bu denli hak olan vesileleri kullanarak batıla hizmet edebiliriz. Bu gibi bir söz, ifade Ali radıyallahu anhu ile hariciler arasındaki vuku bulan olayda Allah'ın hükümlerine uyun, Kur'an'a uyun. Bu söz hak bir söz. Herkes kullanıyor bunu. Ali radıyallahu anhu ne diyor? Bu söz hak ama siz bununla batılı murad ediyorsunuz. Herkesin kafasına göre bir Kur'an uygulaması olamaz.
O zaman biz bu toplumu yönlendirirken tabii bizim sesimiz muhataplarımıza hangi tonla ulaşıyor? Meselenin ehemmiyetini vurgulayan ifadeler kullanabiliyor muyuz? Veya toplumun zihninde sloganlaşmış, klasik bir ifade biçimini almış, şekliyle mi anlaşılıyor? Bunu da derken mesela herkes Müslümanların şu halini görünce وَاَتَسِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا Allah'ın ipine sımsıkı yapışın, parçalanmayın. Herkes bu ayeti okuyor, biz de okuyoruz. Ama herkes bunu kendi lehinde kullanıyor. Kendi lehinde kullananlarda ise bu nasıl anlaşılıyor? Artık ima diye bir şey de kalmamış, kinaye de değil, doğrudan göre bize tabi olun diyor. Yani bize ittifakı değil, Kur'an'da, sünnette ittifakı değil, iltihakı öneriyorlar. Bize gel, bize katılın demek iltihaktır. İttifak değil. Şimdi biz bu tenkit ettiğimiz sözü başkaları yaparken tenkit ederiz. Ama biz aynı imada bulunursak kendi kendimizi yalanlarız. Bunun için buna altyapı oluşacak. Daha önceki yapılması gereken şeyleri ben yerli yerince zamanında münasebetine göre zikrettiğimizi düşünüyorum. Mesela birisi hiçbir zaman haklı olduğunuzu söylemeyin, haklı olduğunuzu ispat etmeye çalışın. Haklı olduğunuzu söylemeyin. Hele hak sözlere yapışıp dediğimiz gibi biz ehli sünnetiz diyor. Ehli sünnetliğini kendi geçmişiyle ispata kalkışıyor. Ben de ehli sünnetim. Ama biz bunun yanına şunu ekliyoruz. İspat etmeliyiz ehli sünnetten olduğumuzu. Kur'an'a, sünnete inandığımız gibi ona tabi olup onunla yetinme. Eğer bu meselelerdeki hassasiyetimiz cidden samimiyetle uç noktalarda seyretse Kur'an, sünnet Şankıti rahimahullah Edva'ul Beyan'da muasır bir ilim ehlidir. Selefi menhec üzere olan birisidir. Dirayet niteliğinde yazdığı bu tefsir cidden dirayet tefsiri de olursa böyle olur dedirten bir niteliktedir. Şimdi burada eğer hak üzere isek olması gereken şeyi çok tarafsız hakkı sunarak söylememiz yani anlatmamız gerekiyor. Bu nedir? Alıyor net bir şekilde. Düşünün, asr-ı saadette Kur'an'ın hitap ettiği topluluk hiç de bizim bu zamanda ortaya koyduğumuz şartlara sahip değillerdi. Türkiye'de dedikleri gibi Kur'an'ı anlamak için, sünneti anlamak için 14 alet ilmini bilmen gerekir. Şunu bilmen gerekir, bunu bilmen gerekir, şöyle olması gerekir diye bir sürü şart söyler. Diyor ki Kur'an'da اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ Ben bugün sizin dininizi tamamladım diyor. Dininizi diyor, Kur'an'ı demiyor. Biz 14 asırdır dinimizin kaynağında Allah'ı ve Resulünü görüyoruz. Allah'ın indirmiş olduğu ayetler
ve Resulünün o ayetleri beyan eden sözleri. Daha sonraki müdahalelerin hepsi eğer bu ikisinin dışındaysa Allah'ın dinini noksanlıkla itham etmek gayretinden başka bir şey olmaz. Ayrıca Resul'e bakıyoruz. İbn-i Mesud'dan, İbn-i Abbas'tan, Enes bin Malik'ten gelen ifadelerden Resul diyor ki sizi cennete götürecek ve cehenneme gitmenizi önleyecek her şeyi beyan ettim diyor Resul. Yani biz Kur'an'daki şu ayeti de مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ biz bu kitapta hiçbir şeyi noksan bırakmadık, her şeyi. Bizimkiler şimdi her şey denilince her şeyi anlıyor. Hayır, bizi cennete götürecek, cehenneme gitmekten alıkoyacak her şeyi, bunu kastediyor. Resul bunu beyan ettin diyor, açıkladın diyor. Burada dinde açıklanmamış noksan, izah edilmemiş, bizi yanlış anlama mecbur kılan bir şey yok. Sadece noksan bilgi vardır. Bu noksan bilgi de bu ikisinden bilgimizin kısır olmasıdır. Ve veda hutbesinde de o an hac için gelen toplumun önünde hepsine hitaben hel bellaftun tebliğ ettim mi diyor. Bunu 3 kere tekrarlıyor. Hep ve her seferinde de Allahümme şahit, Allah'ım şahit ol. Neden? Onlar bu şehadeti yani itiraf ederlerken ben görevimi yaptım. Bunların hepsi de şahit.